İsrail ne zaman Mescid-i Aksa'ya veya Gazze'ye saldırsa boykotu hatırlıyoruz. Ben kendimi bildim bileli böyle. İsrail'e ait olan veya ona destek veren ürünlerin listeleri elden ele dolaşıyor, boykot naraları yükseliyor. Savaşın çok yönü var elbette, en önemli kısmı da maddiyat. İsrail maddi olarak bu kadar güçlü olmasa elbette bu kadar saldırgan olamaz. İsrail ürünlerini boykot etmek gerçekten çok mantıklı. Ama sadece belirli zamanlarda değil, hayatımızın tamamında boykotu devam ettirmeliyiz. Bu videoda başka bir şeye işaret etmek istiyorum. Boykot listesine baktığımızda sabundan diş macununa, bulaşık deterjanından parfüme, neredeyse hayatımızın her alanında kullandığımız ürünler yer alıyor. Dünya çapında markalaşan o kadar çok Siyonist ürünü var ki insan hayret ediyor. İslam dünyası olarak içine düştüğümüz tembellik hastalığının en net görüntüsü diyebiliriz. Cevaplarını bulmamız ve çözmemiz gereken bazı sorular var. Devasa bir İslam dünyası olarak bizim kaç tane dünya markamız var? Üretimde neden bu denli zayıfız? Neden tüketim merkezli bir hayata sahibiz? Bir zamanlar bilimin ve teknolojinin merkezi konumundayken neden gaflet uykusunun esiri olduk? Hayatımızın tamamında bu sorulara cevap aramalı ve asıl misyonumuza geri dönmek için acilen çalışmalar başlatmalıyız. Önce kendi nefsimizden başlamalıyız. Unutmayalım, biz kendimizde olanı değiştirmedikçe Allah bizi değiştirecek değildir. Gergin uykulardan gör geceler.